Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine Longblade Warband Diplomacy Lidum modunda yine karşınızdayım. Bugün 3. bölümdeyiz sanırım. Aslında 4 olması gerekiyordu. Lakin 2. bölümde bir sıkıntı yaşadık. Ondan dolayı 3 diyelim biz artık. Videomuza başlayalım artık. Bir donma sıkıntısı şu anlık gözümde görünmende yok. Tamamdır. En son ne yapıyorduk arkadaşlar? Bir tane Rodok Lord'u esir almıştık ve Sultan Hakim'e bağlılık yemini etmek için Charis şehri etrafında dolanıyorduk arkadaşlar. Gördüğünüz şekilde Prezen Latif kardeşimiz. Yeni yemek yedik ki ondan dolayı biraz ne demiş? Lord'um, derebeyiniz olarak üzerine sunmaya geldim. Cesur bir savaşçı olabilirsin. İnsanların iyi bir yönleri olarak biliyorsun. Bu işleri geç abi. Harla Osman'a çoktan göndermiştik. Kulluk diyor oğlum, hayırdır? Kendini tanrı mı ilan ettin? Böyle laflar da olmaz mı? Nazaret meşhur lideri olan size bakarım, yemin ederim. Nasıl satayım? Kendi kendine yemin ediyor. Sonra bizden yemin etmemizi istiyor. Bana hangi köyü bahşettin? Davedin köyü. Davedin. Davedin ana. Abi kaldırmanız çok kötü olmuş be. Ya şurada genelde haritada gösterdiği bir seçenek oluyordu. Kaldırmalar çok kötü olmuş. Oo, manita da bizi ziyaret etmemizi istiyor. Manita mı diyeyim, avrat mı diyeyim? Aa güzel. Köyün Charis'e yakın olması güzel oldu. Hangi şeye bağlı? Büyük ihtimal Karaf Kalesi'ne bağlıdır. Charis'e bağlıymış. Güzel. Şurada bir karıyı ziyaret edelim. Ne diyeyim arkadaşlar ya? Avrat mı diyeyim? Gara mı diyeyim? Bak, hatun mu diyeyim? Hatun diyeyim. Ya da hatun demeyeyim abi. Ben Arap'ım. Yani şu an Arap'ız. Arap olduğumuz için. Yine sizin evlenmeyi etmemelerim. Oğlum öyle tepkimi olur lan. Laflara bak. Yanarız, yapma. Senin vasin kimdi? Emir Laken değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam Laken. Emir Laken. Bu arada ismimiz Emir Prezen Latif. Prezen Emir Latif mi yapar? Yok. O Prezen Latif ismi bozulmasın abi. Prezen Latif. Safiye. Al kız kardeş. Bacı. Bacıcım. O zaman ne yapıyoruz? Emir Prezen Latif olarak devam ediyoruz. Bu arada hayırlı olsun arkadaşlar. Bir ezen latif. Abicim aslında şu şeydeki şey güzel olmuş. Bu mesela Sultan Hakim askerleri diyor ya, grup adıyla normal kişinin adı biraz farklı olsa güzel olurdu diye düşünüyorum. Lakem nerede? Radon. Bu fakir zaten hep 30 asker. Buna 10 tane kale, 20 tane şehir ve yine fakir böyle 30 askerler dolar. Neyse 30 askerle gidiyor adam, adamdan daha hızlıyız. Bu arada böyle bir envanterimizle kontrol edelim. Hangi krallıklarla savaştık kardeş? Kergitlerle Nordlar. Aa, Kergitlerle şeymişiz. Buradan Nordlara basıp köy yağmalıya. Ha, artık sancak taşıma hakkına sahipsiniz. Sancağınızın statüsünüzün göstergesi olacak ve sizleri verecek falan filan diyor. Ha, bak bunu biz yapabiliyormuşuz aslında, bak çok güzel olmuş. Ama böyle bu şekilde de kısıtlamazsın ya abi ya. Burada oluşturabileceğimiz şekilde bir bayrak olsa bence daha iyi olabilir. Arka plan, sancak türü. Sancak türü değiştir. Şu şekilde yaparız. Renk. Abi bu ne ya? Şu şekilde olması bence saçma. Renk 2 diyor. Ah siyah. Abi bu arka plan desenini değiştir ya. Allah için ya. Bu ne abi ya? Ne yapalım ki abi? Şimdi şunlara bak. Hepsi de Hristiyanlara hitaben yapılmış bir şey. Bu ayrımcılık olmasın ya. Bak kaç işaret. Hristiyan lordlarının bayrakları gibi. Bunu yapalım. Şöyle bir rengi de bu ne lan?
İkinci rengi de yeşil yapalım. Nasıl görünecek? Bunu oğlum lan. Harikalar diyarı gibi oldu. O zaman ne yapalım abi? Ne yapacağımızı şu an düşünemiyorum. Bu ne böyle? Şöyle yapalım. Bak abi, kırmızı absürt olur biraz. Mavi yaparsak, mor yaparsak böyle olur. Varsayılanı sıfırla diyelim. Rengi ver. Hop. Bu şekilde oldu. Çok saçma be. Neyse. Şöyle bir şey yapalım. Şu, yani bir insanın elinden... Aa bak, güzel. Bir iştir. Baba dur. Güzel. Güzel şeyler çıktı sonunda. Dur. Dur 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 dur. Ana abim, bunun en başına nasıl getireceğim? Abi bunu sancak... Hayır yapma be. Aga be. Bir işe giriş. Buradan olmuyor mu daha? Grubunun ismini değiştir diyor. Prezimlatif ve askerleri dedik. Yukarıda gelinen askerler isimler. Prezimlatif ve askerleri. Emir Prezimlatif. Güzel. Bunu ayarlamaları güzel olmuş. Bak tam da ondan bahsetmiştik abi. Abi ben sancağımı nereden ayarlayacağım ya? Kamptan değil mi? Abi normalde bir işe giriş dediğinde abi aşağı yukarı yapıyoruz, yine bulamıyoruz. Grubun ismini değiştir. Okumak üzere kitap seç. Asker araçlarını görüntüle. Babacım, bana bir Allah için şu an bir sancak değiştirme şeyini bir verir misin benim? Ben bu sancakla dolanmak istemiyorum. Çok absürt kaçıyor ya. Şuna bak. Ben bunu nasıl değiştireceğim? Bak ben bunu bulmadan şu an rahat edemem abi. Bir YouTube'a yazalım mı lan aslında? Bir işe girişten olması lazım böyle. Renk. Rengimiz sarı olsun abi. Sarranikliyiz. Sarranikliyiz abi sonuçta. Sarranikli olduğumuz için bence sarı olması çok normal. Ve sarranikli olarak bir şey gibi... Aha. Buradan olabilir mi acaba? Ana grup niye eksi 10, Onur niye eksi 17? Yoldaşların görev raporlarını görüntüle. Refah durumunu görüntüle. Abi ya bu nasıl bir şey ya? Böyle de yapmazsın ya. Sancak ayarlamayı nereden yapacağız? Abi raporlara gir. Abi bütün bölümde bundan mı uğraşacağız? Bu bölümde bundan mı uğraşacağız yani pasif? Bir sancak şeyi de koymaz mısın abi? Bak buna bastığın zaman burada şey vardı ya. Of. Şuraları karıştıralım diye. Yok baba şu an iyi. Ana varsayılana dön dedim. Tekrar baştan ayarla diyeceğiz ya. Gelişmiş yapay zeka güzel. Bir kullan. Hepsini değil abi. Yoldaşlar kullan. Tamam, devam etmesin. Aç güzel. Bak bunlar eklemeleri güzel olmuş. Ölensi var. Bunlar aynı kalacak. At deve tepki verme ayarını kullan diyor. Yani normalde bir at deveyi gördüğü zaman bence tepki verir yani. Yani düşün, dişi at gören erkek at kendinden geçiyorsa veya erkek at gören dişi at kendinden geçiyorsa bence o da olabilir. Diplomasi, yapay zeka değişimi, yüksek deneysel, ekonomik davranışsal,
Acaba nasıl yüksek bir kadın karşıtı yüksek abi dünyada. Hatta varsa en yüksek. Nüfus yoğunluğu çok düşük değil, çok yüksek olsun. Ekonomik davranışsal değişim derken seviye yükseldikçe oyuncu için zorlaşır. Yüksek seviye henüz deneyseldir. Ama orta yap ya. Yani tamam. Kontrol ayarlar diyelim. Bulunma ayarlar diyelim. Abicim ben bunu kafaya koydum. Ben bu lanet olasıca sancağı bulmam lazım. Abicim bir dakika bekleyin, ben şöyle bir hızlıca bakayım. Çünkü çok saçma bir sancak oldu. Bunu kendimiz oluşturacağız yani. Gir artık şu YouTube'a, şeye, Google'a. Getirdim. Sancak değiştirme. Yoksa abi sıçtık. Yoksa acayip sıçtık. Ünvan değiştirmek, ben de bu çocuktan şöyle bir bakalım abi ya, ünvan. Ünvan bir şeyler diyor. Ne diyoruz abi ya? Çocuklar şartları yollamış. Tamam. Sancak taşımak sonra istediğin zaman sancağını yenilemesi. Kamp menüsü sancağını yenile. Öyle bir şey yok. Bak abi yok. Kamp menüsü. Yok. Yok. Bakalım bir daha. Kamp menüsü. Sancağını yenile. Bir dakika, kamp menüsü o değil mi? Aa, bu raptorlar. Abi çok kötü ama böyle yani sallama yaptı. Kardeşim, kamp menüsü diye bir şey yok. Aga be, bu ne ya? Yok abi, bu saçma, saçmalamış. Şöyle bir bakalım. Yok abi, sancak böyle kaldı. Sancak böyle kaldı. Bir de alta geliyor ya, saçmalığa bak. Neyse, şu şekilde bakalım. Medeniyetler buluşması gibi bir şey oldu. Svadyalı ker gitti, karıştık bir şeyler yani ya. Rezil olduk ya açıkçası abi. Yok, bildiğin yok ya. Böyle bir şey olamaz abi. Ben başka hiçbir şey demiyorum ya. Veyahut da bence yani koyulmuştur illaki bir yere. Ama bu kadar saklanmış gibi olması da bence saçma be. Dur bekle, şuradan belki olabiliyor. Ben çıldıracağım ya. Oyunda ne kadar şey varsa hepsini araştırdık, yok. Yok baba ya. Yok. Vallahi yok ya. Neyse. Moralleri bozmuyoruz. Moralleri bozmuyoruz. Moral bozmuyoruz. Buradan Lord'a gidip
Lordları yağmalamaya gidiyoruz. Dayı gör, bir kaybol abi. Çok saçma ama ya. Gerçekten aşırı ötesi bir saçmalık. Bakalım şunda bir sarran itli varsa ötelim onu. Oradan biz. Burada ne varmış? Hepsi köy, çöp, çer çöp. Abi yağmacı olalım biraz ya. Böyle gözümüz biraz açık olsun. Akselde bir baloşa yakalanabiliriz. Adam geldi. Yağmalanan köyün yanından geçip gitti abi ya. Tınlamadı resmen. Dedik al senin olsun. Öldü, kes, iç. Yardır. Bu arada arkadaşlar, yani düşündüm de abi seri bu şekilde çok yavaş gider. Askeri gitmeye uğraşmayalım. Kolaya indirgeyelim. Yani seri çok uzun sürer abi. 70-80 bölüm olacağına 50-55 bölüm olsun. Maksat ne, bir hikaye oluşturalım. Anlatabiliyor muyum? Öyle mi? Oha oha, yavaş. Yanarız yapma kardeş. Buralarda giderken dikkatli olacak. $163. Şöyle bir 5-6 serilik bir şey yaparız abi. Yani Allah. 109 kişiden geziyor. Yani bu oyun tahminimce şöyle bir 40 seri, 40 bölümlük bir seri çıkartabiliriz bu oyunla. Çok bir kitlem de yok zaten. Kendi çapında müsait. Kendi çapında bir çapında bir. Oğlum hayırdır lan, bana artistik mi yaptın lan sen? Rego. Küçük beyincik soğanını ezerim seni. Oha oha, çekiyorlar parayı abi. 210 ne ya? Yani benim çok öyle aham şahım bir takipçim olacağını düşünmüyorum. Sadece Allah. Hayır durma. Durma. Of. Ama muhtemelen yakalandık bu. Muhtemelen yakalandık, durakladık ya. Ha, yakalanmamışız. Bunlar da bayağı yavaş abi. Uyuzlar. Of. Fena yani. Fena. Az kala GG is the rising olacaktık. Bu arada biraz boynum ağrıyor. Kusura bakmayın. Ya benim zaten çok kitlem olmaz. Çünkü ben nazdimize böyle hamşağım bir öyle bir zengin arkadaşı tanıdığı olan, hadi zengin tanıdığı arkadaşı olmadan da tanınan insanlar var da abi. Bunlar da çok emek vermek zorunda kalıyorlar. Durumları elverişli. Benim durumum o kadar elverişli değil abi. Kendimce yani bir eğlence. Baktım tutar. Böyle işi götürür. O zaman ben de şey yaparım yani. Devam ederim. Benim sıkıntı yok. Böyle 1500-2000 aboneye falan çıkar. Böyle video patlar böyle. Yani işimiz olur gibi olursa neden olmasın? Pardon, şöyle uzaklaşalım. Manita bizi istiyor. Baygir atlısı hiç karışma abi. Baygirliler tehlike. Bence bu Rodoklar gelecek. Unuzdak kalesini işgal edecek. 111 asker var.
Yani bence öyle olacak da bilmiyorum artık. Yani artık her şey değişken hal alabilir. 10.000 dinarımız var. Zaten şöyle bir hiç şaşırmayacağımız bir şekilde şu köyü yağmalayabilir miyiz? Harbi 5 seviye oldu. Güzel. Allah kaç. Right. Yapma yanarız yani. Sen burada ne devriye atıyorsun be kardeş? Yani burada ne devriye atıyorsun ki? Hadi bu adamı anladım. Ya abicim bir kaybolun ya. Lan gelin de şu Unuzdak Kalesi'ni ele geçirin mesela. Sonra ben sizin elinizden o kaleyi alayım. Sultan Hakim Bey yüksek ihtimalle şey yapacak zaten. Allah yüksek ihtimalle birlikte bana vermeyecek zaten. Çünkü beni sevmiyor adam. Kendinden nefret ediyor. Ben de ondan nefret ediyorum. Karşılıklı birbirimizden nefret ediyoruz. 4.000 dinar Allah bereket versin diyoruz. Oğlum bu kadar da büyük bir orduyla gelmezsin be. Lan hakim, ulan hakim. Sen daha zikne değilsin ha. Kendini almış nasıl koruyup pezevenk. Bizim olsa öldürsen tırt. Abi acayip uykum var ya şu anda. Videoyu çıkarmam lazım. Daha 20 dakika olmuş. Bugün o kadar fazla uzatmayız abi o zaman. Çeviklik mi? Ha yok. Taktik sürme. Zeka diyoruz. İş sürme, taktik. Bir tık daha geliştirilebiliyormuş zaten. Güzel. Bir tur oradan, bir tur oradan, bir tur da oradan gelirse güzel. Neyse. Abicim büyük bir kitlemiz yok. Maalesef ki. Bu elemanı bence alır mıyız? Abi alırız herhalde ya. Abi bunu en kolay yapayım. Yapalım mı abi ya? Bilmiyorum ki. Kalede zaten baba seri çekiyoruz ya. Vallahi ben öyle kolay olur sanırdım da. Yok baba kolay olmuyor. Şöyle bir çık gir yapalım. Olaf gel bakayım. Sen gel oğlum asıl. Hayırdır yani? Bizi mi koparıyorsunuz anlamadım ki. E canım sen göndereceksin. Şey göndermeyeceğim ben göndereceğim. Abi ben salağım yani benim askerler geri zekalı. Bu arada ordumuz da güçlü ha. Yanarız yapma harekatı yapar mıyız arkadaşlar? Ara zararlı be. Koşturun lan. Koşturun lan bunların hepsi zaten süvari. Ve ben şu deveyi hala kullanıyorum. İşsiz gibi deve kullanıyorum. Bu arada bu modda yeni gelen özellik herhalde. Gideceğim de. Abi kör oldum ya. Şu yavaşlığa bak. Şu yavaşlığa bak. Topçuların dikkatleri dağılsın. Oyunun drop'un oyunu var. Zaten bu bölüm anasını satayım. Samanlık'ta iğne arar gibi sancakların nerede değiştirildiğini aradık ve ben kör oluyorum şu an. Niye vuramıyorum bu adamı? Çok acayip bir drop var. Abicim bilgisayar böyle biraz sallama olduğundan dolayı inşallah rahatsız edin. Ya bunda aslında savaş o kadar önemli değil. Ama bu acayip basıyor.
Hani şöyle bir sıvışayım artık. Şu deve de ölü gibi. Öldürüp mü verdiniz lan bu ana bu devreni? Hani kendi alanımızı alıyoruz. Bar gibi. Alıyor valla. Şu videoyu görüp de izlemeyen daha ne bileyim yani. Ayıptır diyorum. Başka bir şey bilmiyorum. Videoyu görüp de böyle emek veren bir insana destek verin yani. Vermek zor bir şey değil yani ya. Abone olacaksın, videoyu izlemesen bile abone ol yani. Böyle bu videoyu düşünsene, keşfete düşürmüş. Hani önerilenlere, ne denir ona? Öne çıkanlara. 50 bin 60 bin izleniyormuş. 10 bin abone geliyormuş, bu etkileniyorlarmış. Gerçi bunu muhabbetin başında söyleseydik daha da iyi olurdu ama geç olmasın, güç olmasın, geç olsun mu? Güç olmasın. Neydi lan? Geç olsun ama güç olmasın gibi bir söz vardı abi. Al abi, al. Ne varsa al. Ne varsa al abi. Hiçbir şey yok deme. Açız. Açız, açız. Pere pere lazım, pere pere. Birer birer gidiyor anasını satayım. Nezalet şöyle bir gelişip kendini şey yapsana bir. Mutlasana abicim. Zaten Allah belanı versin Nezalet'e. Hiç level almıyor. Adama at verdik anasını satayım. Bu arada iki tane yemek alıp 114 dinar vermeyi şu an beis görmüyoruz. Niye? Çünkü 14 bin dinarımız var. Zengin gibi takılıyoruz. Bacım, sen de geliyorsan artık böyle gel artık yani ya. Ben o karıyı nasıl alacağım? Lakem ortalarda yok. Kesin esir düştü salak. Emir Lakem. Unuzdak ve Amaşki. Ne diyor lan? Artık sobrelerle falan filan. Oğlum bana kalem mi verdin lan? Oğlum köye ben şimdi bakan mı atacağım ya? Bir köy lan. Oğlum abartmayın yani ya. Lan bakan şu an köyün ortasında mı? Şaka gibi ya. Abi koşu atımızı alalım. 6.4 diyor deveye giydiğimiz zaman. Yine 6.4. Koşu attı deve, aynı şey. Deve at. Yine hayvanlar mı? Hepsi aynı herhalde. Bilmiyorum artık. Abi ya. Unuzdak kalesi kuşatma altında mı? Yine şaşırdık mı? Şaşırmadık. Kuşata kuşata bir hallettin lan aslında. Büyük bir savaş var abi burada. Mıravet mıravet falan. Vallahi Sultan Hakim iyi giriyor şu an. Mevzuya da. Benim amacım zaten şu an. Niye böyle bir şey oldu? Benim amacım bunların arasında bir kaos çıksın. Birbirlerini yesinler. Şu kaleyi de fethedin artık. Beceriksiz herifler. Salak gibi gelip darbe yiyip gidiyorsunuz anasını. Ama birini yakalamışlar orada. 180'e 300'lü bir şey. Yok 200'lü. Kergitler Vaygirlerle savaştı güzel. Ama Saranitliler de it sürüsü gibi ya. Bana ne Unuzdak Kalesi'nde abi. Bana ne yani Unuzdak Kalesi'nde. Memlük sayımızı biraz arttırabilsek. Gel lan buraya.
Bunun köyünü yağmaladık herhalde ya. Mecbur savaş yapacağız, yoksa bu ordu gelişmez. Zaten yeni ordular topladığımız zaman da mecbur acemileri bir üst seviyeye atabilmek için memlük alıp savaşacağız yani. Memlükleri toplayacağız. Yavaş ulan yavaş. Salak. Tepenin içine bırakmışsın. Otçuları. Zın. Abi bu silah elimi niye böyle cücük gibi bir şey? Gerçi Lezalite level almıyor diye konuşuyoruz abi. Savaş yaptığımız mı var ki Lezalite kardeşimiz level alsın? Aslında biz de biraz abartıyoruz. Lezalite kardeşimizi çok zorluyoruz herhalde. Arada bir yayını kontrol et, şey yayını diyor. Video kaydını kontrol ediyorum. Bir drop şey var mı, bir olay var mı diye. Çünkü PC'nin kalitesiyle ilgili bir sıkıntı yaşıyorum. Bu yüzden OBS'te aldığım kayıtlar biraz şey oluyor. Dandik yani. Dandik diyelim. Abi Rodoklardan gıcık oluyorum. Bak ben bu oyunu ne zamandan beri oynadım. Ne zamandan beri de oynuyorum ama ben Rodoklardan gıcık oluyorum arkadaş. Kimse beni Rodokları sevdiremez. Bu arada askerler domuz gibi para almıyorlar. Para bırakmadılar ya. Abi yayın açsam aslında oradan yürür müyüz lan? Para yok, para, ekipman alamıyoruz. Ekipman alamıyoruz. Andayken oyunda değil arkadaşlar. Gerçek hayatta. Mikrofondu, kameraydı. Zaten işler bir ton sıkıntıda. Bunlar ayrı dert zaten onunla. O konulara hiç girmiyorum. Ricam ice göğüde. Pardon. Bu yüzündeyim. Bu arada ben hiç niye böyle dandik gibiyim ya. Neyse yağmaya başlayalım. Acayip böyle var ya şey gibiyim yani abi. Bir adamın kafasına sıkarsın şey. Allah vallahi fena kat dedik, yiyeceğiz herhalde. Oha. Köylü fıra için. Köylüler. Hadi lan bu savaştan sağ çıkarsak var ya. Gücüm var. Vallahi geçenkinde zopa yedik ama bununla yemeyeceğim diye düşünüyorum. Sayıya 42-84. Vallahi yanabiliriz ama onların ordularının birçoğu öldü yani. Abi arbaletçiler acil. Abi arbaletçiler acil. Abi YouTuber'lara bakıyorum da adamlar London Plate Bannerlord oynuyor. Bannerlord oynamayı geçtim abi. Yani Bannerlord oynuyor. Adam bir de son çözünürlükte, bir de bu arada arkadaşlar. Çözünürlük deyince aklıma geldi de. YouTube'a attığım video 480p çıkmış. Bir dakika. OBS ayarlarına bakıyorum. 1500'ün ayarlarsak tabii 480p diye çıkar da. Geçenki video niye 720p oldu? Onu anlamadım. Maskele mi yapıyor acaba? Ha gerçi doğru. YouTube'un çözünürlük desteğine göre o değişebiliyor. Bir dakika, yayın şu şey kayıt şu an donuyor mu? Bir dakika. Space Desk donuyor olabilir. Yok vallahi acı Space Desk. Space Desk zaten canavar gibi. Şu an iyi gibi duruyor yani, bilmiyorum artık. Böyle mi lan bu? Marnik gibi, bak Marnik'i kesmek ne kadar kolay istesin.
Adam mesela dur yarıda kaldı. Adam mesela acı Bannerlord oynuyor ve son çözünürlükte şey yapıyor. Yani PC. Ekran kartı işlemci hiçbir şeye zorlanmıyor. Nasıl satayım, ben Warband oynuyorum. Onun en düşük çözünürlük bende. Ufak bir savaşa giriyorum arasını satayım şu kasmaya bak. İşte dünyanın adaleti bu be kardeş. Adam yani başlangıç olarak ne yapıyor? Alıyor kendine bir tane Monster, Excalibur, böyle can gibi bir bilgisayar, 7.9 son nesil işlemcili böyle bilgisayarlar. Derken nesi yaralıydı herhalde. Aynen. Neyse adam kendine alıyor böyle son seviye ekipmanlar, böyle cihazlar. Abi o adam tabii kayıt tehlikeyi yapar. Abi kusura bakmayın da ben böyle benden aşırı kaliteli bir yayın beklemeyin ya. İzleyen varsa ya tabii, zevk alıp izleyen varsa da söyleyeyim. Abi biz de iyice yayıncı tribine girdik ya. Abi iyi, oyun çöktü. Oyun çöktü. Dur, arka planda uygulama çalışıyor olabilir. Başka tür uygulama var. Hmm, 36 dakika olmuş. Ay, ben de diyorum niye böyle kasıyor? Aşırı derecede sistem yok. Nerede o? Bak, şey, uygulamayı açınca nasıl geri pustu? Acayip derecede kastırıyor yani. Abi şu an tutmasını istiyorum ya. Çok da değil yani. 1500-2000 aboneye kadar çıkarabilse yeter. Abone olduktan sonra. Yani o da yaklaşık 100-150 günümü alır ya. YouTube şey yani yapılan yani düzenli olarak video paylaşımlarında düzenli olarak video paylaştığın zaman yani YouTube seni öne çıkartıyor. Öne çıkardıkça da izlenmelerin artıyor. İzlenmelerin arttıkça daha da böyle abone kasıyorsun. Abonelerin böyle artıyor. Sonra diyorsun ki ipin ucundan tutayım abi diyorsun. Ve bir yayıncılık sevdasına tutuluyorsun abi. Yayınını açıyorsun. Oradan geliyorlar arkadaşlar. Destekçiler yağdırıyorlar hediyeleri. Para kazanıyor. Ama benim amacım, maksadım para kazanmak değil. Böyle benim bir kitlem olsun. Böyle bir insanla hitap edebileyim. Beraber vakit geçirelim diye düşünüyorum ama kimse bizi sevmez ki baba ya. Dur yine triplere girdik ama oha o kadar da değil. Oha oha. Demir iyi fiyat veriyorsun mu abi? Ona hiç şey yapamam. Erzak tüccarını şöyle bir sömürelim. Bak bir tane zaten abi. Şu girdiğimiz tiplere bak. Neyse şu 200 köy zaten benim banko yağma köyüm olacak. Bunu söyleyeyim. Bu arada diyeceğim de sen nereye gidiyorsun? Buraya gel reis. Saçlarına aklar düşmüş deriz. Yaşananlar hiç mi? Oğlum hayırdır lan? İki tane de esir lordumuz var. İki esir lordu da şey yapabiliriz. İyi bir fiyattan satabiliriz. Abi gidin direk gezin. Beni ne bekliyorsunuz ya? Gidin direk gezin. Geçin. Katlayın. Bu arada nam değeri kaç? Güzel. Nam kasmamız gerekiyor abi asker toplayabilmemiz için. Ooo abi çalıya çırpıya da takılmaz ama ya. Diyeceğim de bu adamlar zaten Rodok, deve aramaz. Abi şu çalıya takılır mı Allah için koskoca? Yani bilmiyorum. O konu biraz saçma olmuş.
Yolda. Arkadaşlar benim Anno Domini'de bir yarım şeyim var. Yarım bir seri gibi değildi aslında. Böyle yarım oynadığım kendi çapımda. Oynadığım bir az bir şey. Öyle single player takılıyordum orada. Belki bu bittikten sonra oraya da geçebiliriz. Veyahut daha başka bir oyun da yapabiliriz. Ama oyundan bol bir şey yok. Yani genelde Mantle Plate Farbank üzerine olabilir. Yani şöyle bir elimi doğrultup buralardan yani para gelirse, yani yayıncı ekipmanları çekersem veyahut da yeni bir bilgisayar yayıncı. Ya biraz ütopik konuşuyorum ama azimle sıçan duvarı delerdim işte arkadaşlar. Ben yine yılmadan yıkılmadan günlük rutin olarak gidiyorum, yormayacağım. Üniversite okuyorum zaten. Üniversitedeki sınavlar haricinde her gün video gelir zaten. Oğlum 4 tane şey var zaten, yaya var. Atlı var. Ben sana niye ihtiyaç duyayım birader? Neyse şöyle bir girelim. Şöyle toparlayalım hepsini. Yani buradan gelen para olursa, yani bir para gelirse, gelecek olan para inanın ki size daha iyi içerikler çekip atabilmek için, yani bunun için uğraşabilmek için artık konuşma yeteneğim gidiyor ya. Yani size daha iyi içerikler atabilmek için bu yolda harcayacağım ya. Çık net. Net. Yani bazı YouTuber'lar var, çok severim. Adam gerçekten de yani emek verir ya. Adamın videoları böyle emek kokar, biliyor musun? Böyle emek. Emek ya. Böyle emektir yani. Adamın böyle yaptığı şey iş emektir. Bazı toksik tayfa var abi. Adam böyle sanki o adamın videolarına kötü yorum yapınca veyahut da o emek veren adamın videolarını böyle dislike atınca böyle bir adam oluyor, anladın mı? Bazıları var. Abi ben öyle insanların ne like'ını isterim, ne aboneliğini isterim. Varsa öyle bir, yani başarılı insanların başarılarını kıskanıp onlara şey yapacak olan insanlar varsa abi beni hiç takip etmesin, abone olmasın. Bu arada bir dakika arkadaşlar, bilgisayar ankör oldu. Bir dakika abicim. Benim bu bilgisayardaki ekran zaman aşımını çözmem gerek. Misal da beni kudurtacak abi ya. Bir de bir kapanıyor. OBS oradan buraya geliyor. Misal ben bunu mu ayarlayacağım baba ya? Seni uğraştırmayın böyle şeyler. Çift bilgisayar kullanıyorum kankiler. Şöyle ufak bir stüdyom var. Sobayı da açalım. Soğuk olmasın. Kendi çapımda bir şeyim var ya. Anladın mı? Buradan bir para gelirse inanın ki, bak inanın ki kendim onun 1 lirasını dahi almam. Bak şerefsiz evladım ya, açık net konuş. Allah'a şükür durumum yerinde. Fazlasına da ihtiyacım yok. Mesela 100 lira mı kazandım abi? O aldığım 100 lirayı çekilişler falan yaparak geri gönderdim ya. Benim de zaten öyle milyonluk abonelik böyle uçabilecek potansiyele geleceğimi zaten hiç düşünmüyorum. O ayrı bir dünya zaten. Onun için illaki bir sponsorluk gerekiyor. Bana organik içerik lazım abi. Allah. Yani bana bir organik tayfa lazım. Ve bu arada Rodoklularda acayip derecede bir şey yok mu ya? Mesela bak hiç gizli tutmayacağım abi. Samet Güngör. Mesela Samet abimiz çok kral bir abi.
Gerek Warband videolarını izledim onun. Bir dakika abi, benim bu bilgisayar yine çıldırıyor. Şunu iptal et abicim. İptal et. Görev sonlandır. Şöyle PC kendine gelsin ya. Samet Güngör'ün videoları çok güzel mesela. Efsanedir. Samet abinin kendiliğinin kişiliği de zaten efsanedir. İyi bir insan ya. Adamın eğlenceli yayınları var. Videolar zaten ayrı bir dünya. Lan niye böyle donuyorsun sen ya? Durumu da kapattık. Abi kusura bakmayın ya. Valla acayip derecede bir saçma durum yaşanıyor şu an. Lakin farkındayım da. Lakin elimden bir şey gelmiyor abicim. Valla kusura bakmayın. Bir de sabi 5 level oldu. Zaten level alan 2 de şey var. Yoldaş var. Bunlar şaka gibi ya. Abi bizim de 3 taneye verebiliriz. Yağma. Dursun abi şimdi. Acelesi yok. Evet, Sabi'nin tek eldesinin var. Bu şekilde gidersek bu seri bence 40-50 bölüm tamam olur. Yani zaten bir konuma geldikten sonra oradan sonrasını şey yapmayacağım. Yani ilerletmeyeceğim. Bütün Kalradia'yı fethetme gibi böyle. Uçsuz bucaksız hayallere dalmayacağız. Açık net söyleyeyim. Çünkü yoksa bu harita bitene kadar işimiz yaş. Bu arada savaş yapmaktan. Bu arada baksana şuraya abi. Ben burayı nasıl bitireyim? Hele hele Allah için şuraya bak. Benim sülalem gevşer burayı bitireyim dersen. Ya bu Lady de beni peşimi bırakmıyor ya. Saren köyünü artık bir yağmalayalım ya. Benden daha çok nefret edeceksiniz arkadaşlar. Başka hiçbir şey demiyorum abi. Adam yürek yemiş ya. Gel abi. Gel. Memlüklerden darbe yer gidersin. Valla bazen şeye imreniyorum yani. Bir teçhizat olmasını neden istiyorum? Çünkü beni izleyen insan, yani bilmiyorum acaba açık böyle izleyen saatlerce var mıdır? Yani videolar genelde saatlik oluyor. Seri videolar oluyor. Açıp izleyen var mıdır bilmiyorum ama izleyen varsa öncelikle teşekkür ediyorum. Ama kusura bakmasın biraz kalitesiz çıkıyor içerik. Şu an elimden geleni yapıyorum. Aslında can sıkıntısı ve aşk geçirme amacıyla. Aman abi bu gece iyice tribe bağlandı. Şey gibi oldu. Dilenci değilim ama 5 lira verirsen çok iyi olur. Epfiye sorunu çözdük herhalde abi. Abi yok ya, o çöküyormuş gibi duruyor. Uyuyor adamı yere yuvarladık. Ya kale şeyin Sarrani'nin hepsini ele geçiririz. Sonra bir iki tane krallığı yutarız. İki krallık kala falan bırakırız herhalde. Gergitleri, Rodoklar, Svadyalılar yutarız. Misal geriye kim kalır? Nord'dan Vaegir kalır. Gel buraya kardeş. Bana para olarak hepiniz tekrar döneceksiniz. Biliyorsunuz. Yani
Bilmiyorum ya. Bazen düşünmeden de edemiyorum abi. Kendimi alamıyorum yani düşünmeden. Adam hiçbir yemek vermemiş. Sadece işi dostu akrabası var diyeyim. Tanıdığı var diyeyim. Böyle triplere giriyor. Şu an isim vermeyeceğim ama ve bunların da bayağı bir kitlesi var abi. Çoluk çocuk. Ya PUBG diye bir tane oyun var. Vizyonsuz benim açımdan. Ben de oyunu oynadım zamanında. Allah'a şükür hesaptan kurtuluyorum. Bekle kanka, senin hesabını keseceğim ben. Ya bu çarşamba günü satacağım inşallah. Burada kendime göre harcamalarım var. Onları halledeceğim. İşte öyle. Ama ben inanıyorum abi ya. Umutsuzluğa kapılmamak lazım aslında ya. İyi şeyler olacak. Düşünüyorum ama bence boşa bu takıyorum ya. Yok baba, 100 dinar 100 dinardır. Ver bakayım sen. Yok baba, ver onu. Bana 1 dinar eksik olsa veriyor musun abi? Al şimdi. Şimdi o eleman nerede? Baba, Lord bırakmadık. Bu arada. Raid, Trividan, Tarchias, Matthias da gelir birazdan. Evet canım, işim gücüm yok. Ben Umuz Daka senin şey fantezilerini doyurmaya geldim. Yamice köyü yağmalanmış zaten abi. Çıkın lan dışarı. Kancık herifleriz. O Ceramus vekileti gelişmiş. Babacanlar, sizlere ne veriyoruz? Zeka veriyoruz değil mi Erdoğan? Vekileti. Eskiye dön deyip bir çıkalım. Bu işte bir terslik, terslikte bir işlik var demişler. Karizmayı geliştirip ticarete veriyoruz. İkna mühendislik zaten şeye. Ceramus şey Artidayı. Ceramus'a bu ona, bu ona, bu da ona diyelim. Abi neye saplıyorum ben ya? Verdik değil mi? Tamam verdi. Evet, Desavi. Desavi'nin güçlü beden güçlü darbe diyelim buna. Ceramus abimiz ya. Vallahi var ya. Cerrahlık 5, yara bakımı 5. Güzel. Lezalit abi, sen ne zaman yükseleceksin bu levelin? Yani Lezalit. Ne diyelim yani sana? Lezal it mi diyelim yani? Biliyorum da. 5, 16, 5. 41, 51, 5 aldı. Oh. Senin mahkumun olan Rodok krallığına kontra neyse. Alırız lan aşağı bunları da. Wright gider. Tribidan gelir. Dream gider. Archias gelir. Hele şu orduya baksana abi. Anam, yağmur gibi yağmur. Allah tövbe estağfurullah. Neyle fırlatıyoruz abi siz öyle? Aslında diplomasinin o ayar şey güzel olmuş. Görüyorsun değil mi abi? Önden şeyler, piyadeler, arkadan şeyler. Ya bir de şöyle bir senaryo yazalım mı arkadaşlar? Ordusal bakımdan güçsüz kalmış Sarranit şey Cengiz Han güçlüler. Cengiz Han Moğollar nasıl değiştiriyor?
Moğollar normalde ne? Sonradan ne hale geliyor yani? Onun gibi düşünebilirsiniz. Yorulmuş Kalradya orduları var böyle mesela bir tane. Öyle bir hikaye uyduralım. Ve bir de bir tane komutan çıkıyor. Babası eskiden kıdemli bir savaşçı olan, şövalye silahları olan, eskiden devrinin en büyük silahtarlarından biri olan bir adam çıkıyor. Sarayda ona buna hizmetçilik bıraktıktan sonra asker toplayıp akın yapıyor. Hikayeyi öyle düşünüyorum. Ve Kalradya'nın orduları, normalde Kalradya çok güçlü bir diyar. Ama askerler yorulmuşlar ya, yıllarca savaşmışlar. Ama biz gelmişiz işte. Böyle askerlerimize böyle var ya, moral askeri yaptı. Moral topu gibi adam. Moral topu gibi bir adam mesela. Kendimizden bahsedelim. Allah bereket versin. Allah bereket versin size. Başka hiçbir şey demiyorum. Sadece dua ediyorum. Artık aile de varmış. Oo, güzel. Bir daha siz olun. Benim karşıma çıkıp artistik yapmayın. Nefelenmeyin, dayılanmayın. Ve bu arada ben böyle paso memlük basıyorum da, memlükler para yiyor abi, haberiniz var mı? Memlükleri karşılayabilecek bir destek lazım değil mi? Bu ne ya? Para yok şey. Tüccar bizden fakir lan. Biz de kendimize fakir mi diyoruz abi ya? Mord krallığı mı diyordu lan orada? Allah Allah. Uykun geldi mi lan? Ayıcık Mısıroğlu. Boyar doğru. Ihamur. Abi kergitlerin üstüne gitmeyin be. Bu kadar. Kergitleri emdiniz anasını satayım. Adamların iliğini kemiğini sömürdü beni. Çıkın lan dışarı. 65 kişi mi oğlum, utanın lan. Belirli oyalım. Belak kalesi. Oy, şu an var ya, yemin ederim kafayı koysam ölü gibi yatarım. Yani benim yanıma gelen beni ölü sanar. Şu an zaten bugün bir yorgunluk, bir arifesi yaşadık. Bunu telafiyen şey yapacağız. Yarın 2-3 tane şey yaparız yani. Kardeşim. Kaybol ya. Abi kabul etmediğin zaman ilişkin düşmesi ne kadar saçma bir şey ya. Emir lakim. Mecburu ne derse yapacağız. Niye ya? Niye ya?
E bende Lord Esir var zaten. Ben niye böyle bir şey yaptım? Lakeme koş abi. Kaç para verdi? Dinar. Ama benim için önemli olan özellik kardeşim. Topakları takas ediyor. Hayır ya. Kim? Daşval. Kim lan o Daşval? Buraya gel. Senin o sıfatını keserim ben. Adamın önünde kale var. Yurtsuz pezevenk sen. Oğlum kızın gönlü bende. Şerefsiz herif. Niye başkasına yar ediyorsunuz benim? Benim manitayı. Yani ne yapayım lakem? Abi daha ne kadar yüksek bir yere geleyim ya. O yükseğe ne kadar çıkarsam oradan düşmesi de beter olur abi, biliyor musun? Manitsin. Yakında bir şehir de yok ki. Şehir kuşatacağım aslında. Şehrin. Şöyle bir eşlik edelim kardeşimize. Gelin. Dedi de level aldı. Kaçmak yakışıyor mu lan delikanlı adama? Şerefsiz. Ayıp diye bir şey vardı. Tam değeri altı. Güzel baba, dalın direkt, yıkın geçin. Yani dur o şeyden bahsediyorum. Yani askerleri kendisine böyle inanan, kendi milleti, kendi halkı böyle o adamın arkasından rahatça gidebilecek bir şekilde aşılıyor. Bir komutanmışız abi ya. Bakıyorum dönme var mı? Var da o inşallah space desten kaynaklanıyor. Mesela Cengiz Han abi. Abi gıcık tuttu boğazını. Yani Cengiz Han 200-300 askerle adam yapıyor bu işi ya. Bu arada abi yayın işine bir yarın el atalım ya. Yayın platformu. Aha bu yine esirimiz. Adamdan bir kurtulamadık be. Yarın bir Twitch'i indireyim, bir bakayım nasıl bir şey varmış, bir mekaniği varmış, çözmeye çalışalım abi. Bir videolarına falan bakalım, Twitch'te nasıl yayın yapılır, meşhur noktalar neymiş. Orada ufak bir community elde edebilirsek, onlarla iyi şeyler yapabiliriz. Yayıncı oluruz. Ya böyle tek başına oynamak da sıkıcı oluyor abi.
Onun yerine düşünsene gece beraber yayın yapıyorsunuz. Bunlar sizi sıcak yatağında izliyor. Ya bir de bu böyle biraz pasif oluyor. Direkt canlı olarak böyle konuşsak, yüz yüze gelsek. Ben daha böyle açık dilli ve espiritüel olabilirim mesela. Mesela ama. Burada tek başına böyle videonun karşısında hikaye anlatıyormuşum gibi hissediyorum biraz da. Cemice Kalesi'nde şey diyoruz. Abi bu arada biz Saranitliler büyüsün demedik yani küçülsün dedik. Ele geçirmek kolay olsun dedik. Ah güzel. Çok güzel oldu. Ha, şimdi bunlar Vigirlen'de savaştı. Ne ayak yani şimdi bunlar? Neyse komutan. Basalım gidelim Şariz'imize. Şariz'in bir erzak tüccarı kaldı. ...1600 diyor güzel. Ana 100 dinar gitti. Niye 240 dinar harcandı? Hancamda ne lan? Ana Dublin köyünü yağmaladılar. Peabody'nin. Lordlar Veigirlere. Saranit Sultanlığı. Swadia Barış. Savunma anlaşması imzaladı. Swadia ile 20'den 30'a çıktı. Rodok'la ilgili mi? Rodok'la da ilgiliyiz. Niye lan? Barış anlaşması da yok ortada. Yönetme hakkını ben niye kazandım abi? Ve Saranitlilerle niye savaşı bitirdik? Sebep? Savunma anlaşması ne lan? Şunu şöyle bir Durkubaya doğru gönderirken şöyle de bir bakalım. Nelak Kalesi elden gitmiş. Vaygirliler tokatlatmış. Tokatlamış ve Rivaçi'yi ele geçirerek demişler. Şeye. Lord Krallığı'na. Vaygirliler uçuyor abi. Swadiyalılar her oyunda güçlüler zaten. Rodoklar böyle hoplayıp zıplıyorlardı. Bir zopaydılar. Biz tarafından tabi. Olay şu an öyle cereyan ediyor şu an. Öyle ilerleyen zamanlara bir bakalım. Neler olacak? Çek bir tereyağını. O zaman bir kere git bir selamun aleyküm diyelim. Masum can çekişen köylüleri gebertelim. Ya vallahi isterse pancaran gelsin, isterse orduyu Hümayunu, oh, sefer Hümayunu orduyla gelsinler. Allah, ordu yönünden zengin bir babayı gelecek sandık ama gelen olmadı. Yani buraya bu kısımlar aslında. Ergitler tanımadığı için dedi. Oğlum benden 100-150 kişilik adamlar kaçıyor. Deve de vardır bu. İnşallah deve de vardır yani. Abi yeter bunlar. Yandım çünkü. Bunu kapatıyorum. Abi. PC'yi ne öldürüyor böyle ya? Ama gerçekten sıkmaya başladı. Kabak tadı veriyor. PC'yi öldürüyor şu an bir şey ama. Ne? Yardımcı nasıl evi? Ne yaptık ya? Yardımcı bir masa çektik yanına mesela. Neyse. Dur.
CPU değerleri şu an normal gösteriyor. Hizmetleri. Abi şunları kapat ya. Allah'ım bu bilgisayarı şu an vallahi var ya duvara fırlatasın diye. Lan bir video çektirmediniz lan. Bok şu hale gibi yere dağılıyor. Ya şu an pek konuşasın da bu uykum var abi. Mazur görünüyor. Sabahtan akşama kadar okul var ben. Okuldan çık. Bu iş güç. Abi devesi olan yok mu bizim grupta ya? Bunları yakalamak zor ya. Abi kerikleri sevmiyorum onun için. Sapla öyle gargıyı. Sapla gargıyı, o işin gözünü misal. Bu ne lan full kargıcı? Oha ölümsüz. Polat Alemdar'ın atası bulundu. Beyler onu bana salın. O Polat Alemdar'ın dedesinin dedesinde yani. Polat Alemdar artık doğmayacak. Polat Alemdar artık doğmayacak. Bu kadar gerizekalı bir adamın iki adamı peşinde. Oy. Dorç diye bir ses çıktı. Ay, beyninde hissetmiş adam. Çok güzel. Abi kale alamadık ya. Kendimizi geliştirdik. Güzel, iyi para kastık. Hiç oldu. Hiç oldu. Abi vallahi dayanılacak gibi değil ya. Şu gözlerinin yorgunluğuna baksana abi. Mal gibi bakıyor. Kapanıyor yani. Kendiliğinden kapanıyor abi. Hani istemsiz olarak kapanıyor. Savaş bitsin. Böyle güzel bir kapanış yapalım. Yani bugün bir para kastık sadece. Lord olduk. Para kastık. Memlük ölmüş lan. Vallahi koydu yani. Ve niye böyle hepsi Vayegir olur ya? Çünkü Vayegirlerden savaştıydım. Abi delirdik iyice ya. Vallahi kafayı yedik. Neyse Kleti'ye şöyle bir karizma daha ver. Ticaretçi olsun. Parti dayıya gel. Parti dayı. Zekanı şöyle çalıştır biraz. Nayı 4'e çek. Esavi bacı. Gel buraya. Seninki neyi tespit etmiyorum bulma. Tamam 2 oldu. Tamam. Zayx'te. Aha Lezalit görev level almış sonunda lan. Çok mutlu oldum. Vallahi çok mutlu oldum. Lezalit ve level.
Bak inek bile anırdı şu an dışarıda. Vallahi inek dışarıda anırdı şu an. Lezalit level aldı diye. Yön bulma, tespit etme. Şöyle yoldaşlar bir uçuralım. Yağma talimci. Bunlar da gelişik lezalet. Oğlum lezalet nasıl bir şey lan? Vallahi zekaya veriyormuş. Abi her şey zekada bitiyor. Talimciliği bari bir 5 yapaydık. Onun yarısı 5'tir. Bir saniye. Onun için şimdilik buna bir esir yönetebilirim. Dedim zaten sadece talimci olduğu için. Ve prezen latif emir. 30 diyerek bunun sonunda master şeye ulaştırıyorum. Yeteneğe. Abi liderlik kasmam lazım acil. Asker sayısını 5 arttırır. Ve avançların %5'ini düşürür. %5. %5. 5000'de 100. 2750. Her tık değişimizde bir 50 düşürüyormuş. Aga ben üçünüzü beşinizi öldürmeyi zaten şey yapmıyorum. Tenezzül etmiyorum. Ya şu an istesem hepinizi de eğiltir domaltırım da. Allah yemedin değil mi? Şu an acayip bir drop sıkıntısı var oyunda. Şöyle bir uçundan çıntık vurduk. Abi deve acil lazım bize ya. Emir Prezen Latif. Şu an ordu yükü olduğu için biraz yavaşız. Abicim ben şu an bir kendimden bir geçeyim ya. Abi ben de bir uyuyayım abi. Yani şurada bir son tak olsun. Şu an beynim yandı, sulandı. 27 bin dinar kastık. Paradan dolayı biraz sıkıntı yaşamayacağız. Para konusunda biraz da değil baba. Bayağı bir rahatız şu an. Acayip derecede rahatız. Bu arada demir vücuttan güçlü darbeyi fulledik. Şu an her şey çok iyi ilerliyor. Yani biz fetihin zeminini hazırlamış durumdayız ki şu an sadece bir kıvılcım bekliyor. Ergi tanrılığından bana gelecek bir kıvılcım bekliyor. O
araba değil de abi incili araba nerede acaba ya? Onu çok değişik yöntemler uygulamamız lazım. Şu anki beyinle düşünürsem ki şu anki beyin zaten yanıyor. Şu anki beyinle düşünürsem beynimiz sıkıntı. Ya hacı kaybol git şuradan canımı sıkma benim. Bana ne diyor yoldan ya? Hiçbiri sevmiyor zaten beni. Allah Allah. Hepsi benden nefret ediyor zaten. Bir gün bekleyelim ya. Bir gün. Bazı askerler diyor. Acemi bir yaya diyelim. Hadi lan o yayadaki demli olana kadar bekleyeceğiz anasını. 5 mi 40 tane mi 45 tane falan memlük var yani. Üf, acayip memlük var abi. Parası çok. Çok para gider ona. 10 %50 oluyor oha lan. %5 %5 %5 %50 az oldu. 500 lira. 2000 civarı oha la baya iyi ya. Baya iyi ya. Şaris. Bir talimci hadi artık. Oğlum. Saldırmazlık paktı imzaladılar. Vay gelin sarrani. Oh savunma güzel. Tamam güzel. Hazine bitti bize girmeye başlıyor şimdi. Ortada bir hazine yok. Abi bu ne lan? Rıdıklar fena hopluyor abi. Biri memlük. 9 attı, 1 olmayayım. Abi acayip mümlük bir askeri grubumuz var. Aga. Memlükler çok para alıyor be ya. Ama değer kardeşim. Değer, boş ver. Beygir gibi üçlü de. Neyse arkadaşlar. Bugün 3. serinin aha bu arada Veluka Svadia tarafından kuşatma altına aldı. Lays abi yapma. Yanarız abi yapma. Abi şu köyleri gözüme çok güzel gözüktü ya. Şunları yağmalayayım. Yağmalayabilirim. Yağmalanıyor zaten. Bunu da ben yağmalayayım abi. Atsızlık yapıyordu zamanında hatırlıyor musunuz? Sen kimsin lan benim şeyim yağmalayacağım falan filan. Böyle Allah Allah şitirik falan şeyler çıkıyor. Ne oldu lan? Erkekleri sona mı erdi? Yerim sizi. Der yerim. Tereyağı vermedi. Bundan. Yüzde olmayanlar. Hani pek yerinde bir kere de kadife ver ya. Bir kere de kadife ver. Neyse işsiz gibi artık. Sığ sürüsü. Abi inek kesip satmayla uğraşacak vaktim var mı bence ya? Benim vaktim var mı abi? Şuna iyi para yüklenmiş yine. Spawnlanmış. Şu
Şöyle bir çekelim şuradan paraları. $1129 diyor. Güzel de bura. Ucunda kalması yok mu? Yarın yağma atarız zaten. Abi oha. ₺30.000 oldu sonunda. Eşyalar neydi sattık? ₺30.000 yaptık sonunda. Çok uykulu olmasam devam ettirecektim de acayip derecede uykuluyum arkadaşlar. Ben şimdilik müsaadenizi isteyeyim. Bugünün genel olarak özetini yapacak olursak Lorta olduk. Sancağımızı aldık. Sancağımızı kendim yapalım, kendimiz yapalım. Şöyle lanet olası bir sancak yaptık. Yapmaya çalıştık ama yapamadık. Sağlık olsun diyelim. Onun haricinde köy yağmaladık. Savaş yaptık. Asker kastık. Gördüğünüz şekilde asker kastık. Memlükler, atlılar. Şu an ordumuz mükemmel elit bir ordu oldu. Yani seri yaptığımız için de ayarları biraz kıstık abi. Biraz da değil, bayağı kıstık. Seri yapıyoruz sonuçta. Burada bir eğlence yapıyoruz abi. Kasmaya gerek yok. 70, 80, 100 bölüm yapmayalım. 20-25 bölüm falan yapıp bitirelim yani. Şimdi keyfi kalsın, anladın mı? Sonra başka oyunlara, başka serilere geçeceğiz. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bu arada yarın yayın platformlarını deneyeceğim. Eğer yayın platformu olursa Discord, Twitch gibi yayın şeylerini, platformlarını ben videoların altında paylaşacağım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Olmadı abi. Öpücük olmaz. Orayı kapatın. Kendinize iyi bakın. Allah'a